3-2-1 buyurun. Sesi kimse duymaz. Kartepe Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 6. Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali'nde şimdiki Uğrak standımız ilimize, ilçemize, Kartepe'ye, Sakarya'dan misafir olan Sayın İsmail Yıldız Bey'in ahşap kaşık yapımı. Anne, dondurma alacağım, para verin. Ne annesi, ben annemim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kartepe ilçemize hoş geldiniz öncelikle. Bize hemen kendinizi tanıtır mısınız ve icra etmiş olduğunuz sanatı? Efendim ben Sakarya Tarak'tan katılıyorum. Adım İsmail Yıldız. Hazır başla. Öncelikle adım İsmail Yıldız. 1978 doğumluyum. Ne? Hemen hemen 92'den bugüne kadar kaşık yaptığımı icra etmeye çalışıyorum. Al şu 1 lirayı üstüne geri getir. Cümlemiz bu. Bunu söylediğiniz takdirde öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bunlar çiftçiden elde edilen kaşıklardır. Sizin hediyeniz özel ağacıdır. Kartepe Tatil Köyü'nde kayak merkezinde eşinizin imkanlarıyla tatile gideceksiniz. Abi canım ben nasıl geldim? Şimdi bu ağaç çimşir ağacıdır. Hazır mısın? Bunu biz ormandan İlk mahallesine gelmişini alıyoruz. İlk yarışmacı hanımefendi gelmişti. Şu işe gelmişti. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hatırlıyor musun? Şimdi biz bu ağaçtan bu kaşığı elde ediyoruz. Ve bu ağaç yaşlı bir ağaçtır. Bunu kesmemiz gerekiyor ki bu alttaki gelen ağaçların önünü açıyoruz. Hem bu ağacı topluma sağlıklı bir ürün haline getiriyoruz hem de çimşir ağacını ürün. Cümlemiz bu değildi. Kültürel sanatçı tanıttı. 4 lira mı? Ne yapacaksın 3 lirayı? 2 lira neyini etmiyor? Al şu 1 lirayı üstünü geri getir. Son şansın. Mineralleri korur ve bakteri barındırmaz. Evet, bize de ulaşabilirsiniz. İsmail Usta Taraklı Facebook sayfamız var. Yer saçlarınız belirli. Instagram sayfamız İsmail Usta Taraklı. Sıradaki anne geliyor inşallah başarılı olacak. Bir alkış rica ediyorum devam annelere. Hemen ürünlerinize birlikte göz atalım. Sizin tanıtımınızla birlikte. Şimdi şunu şöyle söyleyeyim. Bu çiftli maşadır. Bize ait olan bir şey. Ya bunu nasıl tanıtayım bilmiyorum da. Ya bu işte yani gerekli vakitlerde kullanılabilir. Öyle diyelim yani. O da lazım. Hani şimdi ürün derken bir özel sipariş yapıyoruz. Mesela diyor ki kahvaltılık tablotu. Biz kahvaltılık tablotunu yapıyoruz. WhatsApp'tan fotoğrafı atıyoruz. Okey dediğinde gönderiyoruz. Mesela çerezlik yapıyoruz. Ya burada çoğu ürünümüz yok. Burada sadece aklından geçirmesi yetiyor. İnşallah başarılı olacak. Diyecek hocam ustam biz şu ürünü istiyorum. Böyle bir şey yapabilir misin? Onu yapıp gönderiyoruz efendim. Anladım. Yine bunlar çorba kepçemiz. Dış budak ağacından yapıyoruz. Gürgen ağacı. Mesela yemek inebilecek şekilde özel kaşıklar yapıyoruz. Yemek yine kahvaltılık bıçağı yapıyoruz. Benim çay bir hastalık geçirdiğim için şu an buraya hazırlıklı gelemedim. Burada havanlarımız var. Havanlar var dış budak ağacından. Kopya verdiniz. Hanımefendinin söylenmesinin sebebi. Sadece şimşir ağacı da değil. Evet. Havanlar dış budak ağacından. Niye burada kesme tahtalarımız mevcut? Tahtalar var birazcık dağınık haliyle çalışma yapıyoruz bazen. Hiç problem değil. Doğal bir çekim olması bizim için çok daha iyi. Burası aynı şekilde havan, oklava, merdane. Son olarak öncelikle şöyle söyleyeyim. Yetkililere vermek istediğiniz mesajlar, söylemek istedikleriniz. Bizim Kültür Turizm Bakanlığımız, Kültür Turizm Bakanlığı bize Kocaeli, Kartepe'de böyle bir etkinlikte yer verdiği için teşekkür ediyorum. Kartepe Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. İlgi ve alakalarından dolayı özellikle bizimle devamlı ilgilenen Halit Bey'e. Sırada genç bir anne var. Burada emeği geçen statların kurumundaki buyurun. En küçük daha yemeği bize ulaştıran kişilere varana kadar herkese çok teşekkür ediyorum. Tek isteğim, amacım ve İzmir Kocaeli Belediye Başkanımıza ve Sayın Valimlerimize tüm sizin sayenizde tüm genel belediyelere sunduğum için ben bu etkinliklerin devam etmesini istiyorum ve belediyeler tarafından davet edilmek istiyorum ve seve seve her yine de giderim. Tamam. Biz de yetkililer adına size teşekkür ediyoruz. Ev sahipliği yapan herkese de çok teşekkür ederim çünkü sizin sayenizde çoğu evlerde misafir olduk, konuk olduk, vakitlerini ayırdılar, haklarını helal etsinler. Çok çok teşekkür ederim. Sizlere de özellikle size çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Yani hiç çok sağ olun. Ülkemiz insanıyla, dünya insanıyla tanıştırmada büyük emeğiniz geçiyor. Daha çok teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz. İnşallah başka festivallerde tekrar görüşebilmek dileğiyle. Alın bunu buradan. Alın bunu buradan. Sıradaki annemiz geliyor. İnşallah başarılı olacak.
Hazır mısınız? Buyurun.